Bugün itibariyle update notları yayınlandı arkadaşlar. Short videosu çekecektim ama bayağı bir update gelmiş. Bayağı bir şeyler değişmişler. Hemen sizlere güzelce update'i anlatmaya başlayacağım. İlk update'imiz Pig ile başlıyor. Pig'in arkadaşlar özelliğinin süresini arttırmışlar. Artık 2.3 saniye Survivor'ların üzerine doğru böyle dash atabileceksiniz eğildikten sonra. Bununla birlikte eğer bu özelliği başarılı bir şekilde tutturmayı başarırsanız normal şartlarda 3 saniye bekliyordunuz. Bunu 2.7 saniyeye çekmişler. Daha kısa süre bekleyeceksiniz. Survivor takip etmesi daha kolay olacak. Bununla birlikte kaçıran oyuncular da üzülmesin. Özelliğinizi kaçırdıktan sonra 2 saniye sizi yerinize sabitliyordu. Bunun yerine artık 1.5 saniye sabitleyecek. Bence bu da gayet güzel bir buff olmuş. Özelliğinizi daha riskli pozisyonlarda kullanmanıza olanak sağlayacak. Çünkü bazı pozisyonlarda çok beklediğimiz için korkuyorduk kullanmaya. Bununla kalmamış, Pig'i gizlilik anlamında da bufflamak istemişler. Eğilirkenki hareket hızını 3.6'dan 3.8'e çıkarmışlar. Gayet güzel. Ve eğilmek için gereken süreyi de 1.3'ten 1'e düşürmüşler. Yine gayet güzel bir güncelleme almış. Fakat bütün bunlara karşılık nerfledikleri bir şey var arkadaşlar. O da artık şu: katilin kendisini oynarken kendi kasklarını nereden çıkarabilecekleri, o boxların nerede olduğunu görebiliyordunuz. Artık göremeyeceksiniz. Hiçbir şekilde ekranda beyaz bir şey olmayacak. O boxların nerede olduğunu göremeyeceksiniz. Ve Survivor'lara gidip o boxları da kutu aramasını engellemeyi başaramayacaksınız. Nerfler bununla da kalmamış. Kaskı çıkarmak için Survivor'ların 2.5 dakikası vardı önceden. Artık bu 3 dakikaya çıkmış. Yani kaskla kill almayı bir zahmet artık unutun. Bunu bayağı bir nerflemişler. Hem kutuları göremeyeceğiz, hem buna karşılık bir de kaskta daha uzun süre kalabilecek Survivor'ların kafasında. Bu da ölüm oranını bayağı azaltacaktır. Fakat buna eklemek istediğim son bir buff daha var. Artık özelliğin Survivor'a vurma alanını, yani yere eğildiniz, kalktınız, ambush attınız, Survivor'ın üzerine koşuyorsunuz. Belli bir alan içerisinde Survivor'a vurabiliyordunuz ya, o alanı %15 arttırmışlar. Artık daha geniş bir alana vuruyor. Bu da sizi isabet ettirmenizi daha çok kolaylaştıracak. Sıradaki buff Acuze'ye gelmiş. Acuze de şöyle bufflar almış arkadaşlar. Hemen okuyorum. Teleport mesafesini 40 metreden 48 metre, yani daha artık daha uzaklara ışınlanabileceksiniz. Bununla birlikte yere kurduğunuz traplerin 1 saniyede kuruyordunuz. Artık 0.9, biraz daha kısa sürede kurabileceksiniz. Trap'in aktif kalma süresini 5 saniyeden 6 saniyeye çıkarmışlar. Aktiflikten kastım da şu: bir Survivor üzerine geliyor, basıyor ve yerden bir anda Hack böyle klonu çıkıyor ya, o klon 5 saniye boyunca hayatta kalabiliyordu. Yani siz 5 saniye boyunca oraya ışınlanabiliyordunuz. Bunun süresini 6 saniye çıkarmışlar. Artık 6 saniye boyunca ışınlanabileceksiniz. Bufflar bununla bitmeli devam ediyor. Survivor tarafında da Hack'in işini zorlaştıracak şeyleri Survivor anlamında daha da zorlaştırmışlar. Survivor'ın yerdeki trap'i silme süresini 3.5 saniyeden 4 saniyeye çıkarmışlar. Artık daha zor trap'lerin silinecek. Ve Survivor'ın trap'i etkinleştirme mesafesini de 3 metreden 2.7 metre. Yani artık o trap'e 2.7 metre yaklaşmak zorunda kalacak o trap'i patlatmak için. Survivor'lar zaten genelde size karşı o trap'e doğru koşup sonrasında hemen geriye doğru koşuyorlardı ya. Artık belki o move'u çok rahat yapamayabilirler. Eğer CT'li spamlarsanız, adamın Survivor'ın ona basacağını görürseniz, o çok fazla yakınlaştığında patlatmaya başarabileceği için hemen ışınlanıp ona vurma ihtimaliniz artık daha fazla olacak. Küçük bir buff gibi gözüküyor ama bence en önemlilerinden biri buydu. Geldik sırada Palyaço'ya. Palyaço gerçekten inanılmaz buff almış. İlk önce şunu söylemek istiyorum: şişeleriniz artık 4 tane değil 6 tane arkadaşlar. 6 tane şişe atacaksınız ki bunda da kalmıyor. Sarı şişeniz size 5 saniye boyunca hareketi varıyordu. Artık 6 saniye verecek. Ve sarı şişeyi fırlattığınızda ilk önce beyaz bir bulut oluyor, sonradan sarı oluyordu ya. O sarı olma süresi 2.5 saniyeydi. Bunu 2 saniye çevirirler. Yani artık beyazdan sarıya daha hızlı geçecek. Fakat buna karşılık küçük de bir dengeleme yapmışlar. Attığınız pembe şişeler Survivor'ların alanını çok fazla bulandırıyordu, önünü göremiyordu ya. Onu biraz daha temizlediklerini söylüyorlar. Ne kadar olduğunu artık oyuna geldiğinde göreceğiz. Bir küçük buff da doktorumuz almış. Doktor da arkadaşlar sağ tık menzili, sağ tık attığınızda elektrik atıyorsunuz. O elektriğin mesafesi 10.7 metreymiş. Bunu 12'ye çıkarmışlar. Ve bununla birlikte gecikme süresinde, çünkü sağ tıka bastıktan belli bir süre sonra yerden elektrik çıkıyordu. Bu 1 saniyeydi arkadaşlar. Bunu 0.8'e çıkarmışlar. Zaten bizim bununla alakalı disiplin addonlarımız var. Biz bunu kullanıyoruz. Etkinleşmesi için gereken süreyi azaltmak istiyoruz. Otomatik olarak azaltılmış. Buna karşılık bu eklentileri de ekstradan bir revize edeceklerini söylüyorlar. Bu bufflardan Demogorgon'la nasibini almış. Aynı Pig'e yaptıkları gibi sağ tıkı tutturduğunuz zamanki bekleme süresini 3 saniyeden 2.7 saniyeye düşürmüşler. Yine küçük bir buff almış. Ama hiç kimse bu katil kadar buff olmadı. Avcı o kadar güzel buff almış arkadaşlar. İlk buff'ı anlatıyorum, zaten kafayı yiyecek. Artık 5 balta değil 7 baltanız var. İnanılmaz, yani 5'ten 7'ye çıkarmaları gerçekten inanılmaz. Şu eklentiye, şu mor eklentiye artık tamamen sahibiz yani. Default olarak sahibiz. Bunun üzerine balta sayımızı 10'a falan da çıkarabileceğiz belki. Bu eklentileri ne yapacaklar bilmiyorum çünkü baltamızı artırmamızı sağlayacak böyle 2 tane eklentimiz vardı zaten. Bunlara ne yapacaklar bilmiyorum. Onlarla alakalı bir şey yazmamışlar ama bunları da aldığımızda toplamda 10 baltalık minigun mı bu, baltacı mı belli değil, ne olduğu belli değil. 10 tane balta çat 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 artık ata ata koşacağız herhalde. Çok saçma olmuş. Ve bununla da kalmamışlar. Elimize balta aldığımız zaman yürümemizi sağlayan şu eklenti, aynen. Şu eklenti gibi arkadaşlar 3.08'de elimizde balta varkenki yürüme hızımız, bunu 3.54'e çıkarmışlar. Gerçekten inanılmaz bir oran. Bayağı güzel bufflamışlar. Elinizde balta açık bayağı yürüyebileceksiniz. Bunlarla falan da kombolanırsa nasıl bir hale gelecek bilmiyorum. Ve bununla da kalmamışlar. Şu eklentiyi de yine direkt olarak katilin izlerine eklemişler. Artık baltayı %10 daha hızlı kaldırıyorsunuz ve Survivor'lara daha hızlı fırlatabileceksiniz. Bu sayede daha hızlı bir şekilde gidebilecek. Gerçekten inanılmaz buff almış. Özellikle birincisi Huntress, ikincisi Pig, üçüncü de belki kalan, bu üçü gerçekten çok güzel bufflar almış. Son olarak değiştirdikleri bir şey var. O da şu kanlı kasap arkadaşlar. Kanlı kasap gibi Survivor'lara ağır yara etkisi veren bütün avantajları, yani direkt olarak ağır yarayı bütün perklerde, bütün her şeyde süreli hale getirecekler. Atıyorum kanlı kasabın ki şu anda 90 saniye olsun perk olduğu için. Bununla beraber bir tane eklentimiz var. Mesela bu da direkt Survivor'lara ağır yaralı yapıyor. Bu tarz böyle eklentileri, bu tarz böyle avantajların hepsini belli bir süreye oturtacaklar. Bunu 60 saniye yaparlar. Kanlı kasap bir avantaj olduğu için belki 90 saniye olur, bilmiyorum. Bu tarz böyle ağır yara uygulayan bütün her şey artık belli bir süreye sahip olacak ve Survivor'ların şu tercihi yapmasını istiyor yapımcılar bunu yaparken. İyileşmeyi şu an mı istiyorsun? Buna fazla vakit harcayacaksın eğer şu an istiyorsan. Ya da yaralı bir şekilde gezmeyi riske alıp daha sonrasında daha hızlı iyileşebilirsin oynamaya başlayacaklar. Survivor'larda muhtemelen her ne kadar şu an üzücü gibi gözükse de katil tarafında, çünkü bu aslında nerf oluyor. Survivor'ları o psikolojiye sokmak, belki de o Survivor'ın "üf şimdi abi uzun uzun heal'lanmak yerine biraz bekleyeyim sonra heal'lanırım" derken onları gafil avlanmamızı belki de sağlayabilir. Bence güzel olmuş. Survivor tarafında da güzel, katil tarafında da güzel olmuş. Risk ve ödül kısmı benim çok hoşuma gitti. Ve son olarak da arkadaşlar şu an benim hali hazırda yaşadığım, daha dün buna ağladığım bir sorunu düzeltmişler. Biz oyunu oynayan oyuncular olarak Bloodweb harcamayı sevmiyoruz ve gidiyoruz otomatik olarak sürekli şu ortaya basıyoruz ya, ama yeni bir karakter çıktığında mesela Elin Wake, ben gittim geçen Elin Wake'i aldım size de videosunu çekelim diye. Ben şu ortaya basamıyorum ya kardeşim, ben zaten prestij atmışım, ben zaten bunu nasıl yapılacağını biliyorum, bana ver şuraya koy, ben daha önce prestij atmış biriyim, ben bunu random atmak istiyorum, hızlı hızlı gitsin istiyorum çünkü uğraşmak istemiyorum. Buna da çözüm getirmişler. Daha öncesine herhangi bir prestij yaptıysan artık hangi karaktere geçersen geç burada random butonuna basabileceksin yapmışlar. Bence güzel update'ler olmuş. Katillere gelen buff'ları çok sevdim. En çok siz hangisine gelen buff'ı sevdiniz? Mutlaka yorumlara yazın, tartışalım. Ve bunların ilk önce PTB'ye geleceğini ve eğer beğenilmezse veya çok güçlü bulunursa normal oyuna geçerken de değişebileceğini unutmayın arkadaşlar. Daha fazla bu tarz update videoları istiyorsanız da mutlaka kanala abone olup bu videoyu özellikle kesinlikle beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Siz benden daha fazla talep ederseniz ben de her update geldiğinde bu şekilde çekerim. Ben de sevinirim, siz de sevinirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.